Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili Başak Burçları, ben Ayça. Her ay olduğu gibi bu ay da yine sizinle yeni bir kahve falında birlikteyim. Bakalım Ağustos ayında sizleri güzel Başak Burçlarını neler bekliyor? Hemen kahve falınıza geçiyorum. Kahve falınız bir kere çok güzel çıkmış. Benim de böyle bakmayı en sevdiğim parlak net fallardan bir tanesi. Öncelikle burada ben böyle hayatınızla alakalı bir takım şeylerden memnuniyetsiz olduğunuzu görüyorum. Tabii bunu sadece kahve falında görmedim. Kahve falına bakmadan önce şöyle bir hislerimi kuvvetlendiriyorum ve vizyonlardan da görüyorum. Burada da sizin için bir takım şeylerden memnuniyetsiz olduğunuzu, bir takım şeylerden acı çektiğinizi gördüm. Ama hafif bir acı bu. Ve burada baktığımda sanki bir erkek bir kadın çıkmış. Kadının çok bakımlı birisi olduğunu görüyorum. Ama son zamanlarda sanki böyle saçı başı dağıtmış ve adamın bacağından böyle tutup onu yakalamaya çalışıyor olarak gözüküyor. Adamın elinde bir ekran var. Sanki gitme der gibi çıkmış. Yani burada onu elinde tutmaya çalıştığını görüyorum. Onsuz kendini yalnız hissediyor olarak gözüküyor. Yani burada böyle bir deniz kıyısı var. Hatta ufak da bir şal takmış. Burada orada rüzgarlı havada böyle beklediğini görüyorum. Ama her şey güzel olacak. Yani bu konuşmayla çözülebilecek bir şey olarak çıkmış. Size geri dönüş var. Burada kendi keyfinize bakın derim. Çünkü giden gelir, bu böyledir. Ve dediğim gibi her şeyin daha güzel olacağını, sizin daha güzel zamanları yaşayacağınızı düşünüyorum. Aşk hayatınızla alakalı bir takım beklentileriniz varsa burada yine sizin değeriniz, kıymetiniz anlaşılacak diyebilirim. Karşıdaki insan bir takım şeylerden bıkmış görünüyor. Çünkü damlacıklar var burada. Ve buradaki damlacıklarda yani dediğim gibi böyle bir şeylerden bıkmış olduğunu gösteriyor. Biraz sanki onun ikisi kaçış olarak çıkmış. Ama burada bir uzlaşma sağlanacak diyebilirim. Sizin de dilekleriniz, istekleriniz var. Yine bir yol var. Bu yolda sizi hayırlara götüren nasipli bir yol olarak çıkmış sevgili arkadaşlar. Zaten Başak Burcu'nun ben her zaman kendine nasibi çektiğini düşünürüm. Yine sizin için güzellikler gözüküyor. Bir saat var burada. Yine sanki sizin burcunuzu temsil eden şeyler var. Başak taneleri de olabilir bunlar. Böyle yani sivrilmiş bir takım şeyler diyebilirim. Açmaya hazır olarak bekliyor. Sanki F harfi gördüm. Adında ya da soyadında F harfi olan birisi varsa. Yani bir şeyler olgunlaşacak, gelişecek, ayağınıza gelecek. Bunun içinde zaman olduğunu gösterir sizler için. Siz toprak elementisiniz ve burada o doğa anadaki gibi bir şeylerin olgunlaşması, gelişmesi için zaman faktörünün devreye girmesi gerektiğini görüyorum. Sonra her şey güzel olacak zaten. Burada böyle bir bolluğu, bereketi de kendinize doğru çektiğinizi görüyorum. F aynı zamanda ferahlık anlamı da taşır ve burada kendiniz açısından her şeyi en iyi şekilde yapacak olarak çıkmışsınız. Sevgili Başak Burçları, keyfiniz yerinde olacak, işiniz iyi gidecek. Yani özellikle dediğim gibi aşk ve barışma için bir şeyler istediğinizi gördüm. Küskünlük sevmiyorsunuz. İlk başta dikkatimi çeken buydu. Sonra hayatınızda böyle bir tamamlanış görüyorum. Ve her şey gerçekten de güzel olacak gözüküyor. Siz de kendi doğrularınızla ilerleyen insanlar olarak çıkmışsınız zaten her zaman. Bu da güzel bir şey tabii. Yani kendi bildiğinizi savunmaktan vazgeçmiyorsunuz. Her zaman da böyle olmuş gözüküyorsunuz ve yine o şekilde aynen son sürat devam diyebilirim sizler için. Hemen kahve tabağınıza geçelim, bakalım kahve tabağınızda neler var.
Evet, burada sanki böyle bir Meryem ana figürü olduğunu gördüm. Böyle kutsal kabul edilen dini önemli simgeler vardır. Bu da onlardan bir tanesidir. Aynı zamanda Fatıma'nın eli de vardır. Bunlar hep böyle kutsal kabul edilmiş, günümüze de gelen şeylerdir ve sizin için de yine bu kutsal türden simgeler olduğunu gördüm. Bunlar nedir? Tabii ki de güç demektir. Aynı zamanda masumluğu, beyazlığı, o saflığı, temizliği simgeler ve kendi hayatınızla alakalı böyle bir bebeğin doğuş simgesi olduğu için Meryem Ana, hayatınızla alakalı böyle kısmetsel doğuşların yakın zamanda olacağını gösteriyor ve bunlar böyle el dokunmamış gibi çok temiz, çok kutsal, saf bir şekilde olacak. Yine içinizin iyiliğinin dışarıya yansıyacağını düşünüyorum. Burada o köklerinizden öyle sağlam bir temel oturtmuşsunuz ki sevgili Başak burçları, hayatınızla alakalı bunun sağlam bir gelişini alacaksınız ve hayırlara vesile olacak olaylarda yaşayacağınızı görüyorum. Gerçekten de bir şeyler yeni doğuyor olarak gözüküyor. Temiz bir şekilde sizin için tekrardan oluşuyor. Ve mutlu da oluyorsunuz. Sadece kendinize değil birçok kişiye de hayrınız dokunmuş olarak gözüküyor. Bu da güzel bir özelliktir. Her zaman da merhametli çıkmışsınız, oldukça merhametli, vicdanlı. Yine dediğim gibi bu güzel özellikleriniz de devrede ve her şey akışında güzel bir şekilde çıkmış. Hemen sizin için çektiğim tarot kartlarına gelmek istiyorum. Güneş kartı ve kılıç altılısı kartı. Burada yine bir gidiş var. Yani bu sefer giden sizsiniz ama ben artık dalgalı bir süreç istemiyorum da hayatın o bembeyaz, saf, temiz akışında ilerlemek istiyorum. Huzurlu bir kişi olmak istiyorum der gibi çıkmışsınız. Mantıklı, kararlı zamanlar yaşayacaksınız. Kendinizi o temizlikle, saflıkla kuşatacaksınız. Beyaz bir akış. Burada da zaten beyaz bir denize doğru kıyıdan yol alan bir adam var. Yine sizin için her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Her zaman da hayırlısını isteme taraftarıyım. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim ben Ayça. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle.